İkinci şans filminde aynı kızı canlandıran Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu 6 yıl aradan sonra Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda buluştu. Ya ben açıkçası ne zamandır istiyordum tiyatro yapmayı. 5 yıldır falan istiyordum. İşte iyi oyun bulamıyorsun. İşte Oktay'la yapacaktık biz. Evet. Sonra o diziye başladı. O da iptal oldu falan filan. Neyse ben bunu okudum, çok beğendim. Yapmak istediğimi söyledim. Sonra Afra'yla işte bir araya geldik. Bence güzel oldu. Zaten 2 kişilik oyun. İkimiz çıkıyoruz, oynuyoruz. Tek perde. Şey yok, öyle 2 perde falan da değil. Ben açıkçası rahat olacağımı düşünüyordum. Ama öyle değilmiş o iş. Bayağı zor. Evet. Zordu yani şey, prova süreci. Prova yoğundu süreci ve hala zordu. Devam ediyor ve evet. Saraçoğlu, Nurgül Yeşilçay'la ikinci kez çalışmanın kendisi için önemini paylaştı. Benim için de yani Nurgül'le tekrardan bir araya gelmek benim için zaten çok heyecan verici, çok mutluluk verici. Çünkü ben ilk sektöre girdim Nurgül'le beraber. Nurgül'le beraber gözümü açtım yani. Onunla beraber çalıştım. Sonra 6 sene oldu değil mi? Evet. 6 sene sonra hem de bir tiyatro sahnesinde buluşmak benim için çok çok keyifli bir deneyim yani. Yeşilçay, Kefaret dizisindeki partneri Mert Fırat'ın ortağı olduğu tiyatroda seyirciyle buluşacak olan oyunda Afra Saraçoğlu ile çalışmayı kendisinin önerdiğini söyledi. Biz Mert Fırat'la dizi yapıyorduk. Kefaret Mert benim, evet. Tiyatro yapmak istediğimi biliyordu. Oyunlar bakılıyor o arada. Bana bunu gönderdi. Ben de set arasında okudum. Aa çok güzel falan filan. Sonra dedim Afra olmaz mı? Olur dedi. Ha, sizden geldi. Bir bakalım. Evet. Sonra onlar baktılar, konuştular falan. Biz beraber bir okuma provası aldık hani nasıl oluyor evet. falan diye. O da çok güzel geçti. Sonra hadi bakalım girişiyoruz olduk. Nurgül Yeşilçay, 26 Kasım'dan itibaren sahnelenecek olan Bir Barda Bir Gece oyununun toplumsal bir yaraya da işaret ettiğini anlattı. Oyun kadın ölümleriyle ilgili. Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir yerde. Zamansız bir yerde. Elektrik kesintileri oluyor ve o elektrik kesintilerinde kadınlar kayboluyor. Tabii ki öldürülüyor yani. Kız liseli bir kız. Kadın bütün o ölümleri falan görmüş, yaşamış bir kadın. O yüzden ikimizin karakterleri çok farklı. Farklı olduğu için biraz komedisi de çıkıyor. Açıkçası trajikomik oluyor yani her şey. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bak senin düşündüğün gibi değil. Öyle değil bu işler. Yani bu kadınlar gerçekten öldürülüyor diye. Yani bize çok uzak olduğu için çok zorlandık tabii bu konular. Çok distopik olduğu için. Maalesef bizim de zaten çok üzüldüğümüz bir konuydu. Kısaca toplumsal bir mesaj var gerçekten evet. bu oyunda. Evet. Bayağı var. Afra Saraçoğlu ilk kez tiyatro yapacağı için korkuları olduğunu dile getirdi. Bir projen tiyatro. Evet. Olmaz mı bu konuyla ilgili tiyatro ile ilk kez yaptın? Olmaz mı yani? Tabii ki ilk bir korku oluşuyor ama ben de zaten sektöre girdiğimden beri bir tiyatro sahnesinde oyun oynamak çok istiyordum. Bu döneme denk geldi. Kendimi hazır hissediyordum ben de ve Nurgül'le beraber olacağım ama için. Ama tabii ki korkuyoruz. Tabii ki yani korku oluyor. Bir o kabus görüyor bir gün. Aynen. Ertesi gün ben görüyorum. Ya, görüyor. Ertesi günü gelip anlatıyoruz kabuslarımızı. Ben de öyle sanıyordum. Ya diyorum hem bu kadar istekle hem şey falan. Böyle sabah 6'da falan kalkıyorum. Ezber yapmam lazım. Ezber yapmam lazım. Bir afresan şey dizileri de reddetmişsin. 3-4 tane önce reddetmişsin. Tiyatro yapmak istiyorum çünkü bunun üzerine çok durmuşsun. Ya ilk defa yapacağım için açıkçası kafam dağılsın istemedim. Yani sadece hani her şeyimle burada olmak istedim. O yüzden yoksa projelerin kötü olduğundan değil tamamıyla burada olmak istedim. Buraya odaklanmak istedim. Evi evet. bile değiştirdiğin söylendi. Yok olmadı. Yok öyle bir şey olmadı. Şurada kulübe yaptık Şurada, onu. Ben burada orada uyuyorum. Takılıyor. Yok olmadı ya öyle bir şey. Daha olmadı. Öte yandan bir dijital depolama zinciri olan NFT'ye giren Nurgül Yeşilçay o alanda da erkek egemenliğinin olduğunu ifade etti. Bir sürü platformda bir sürü şeyler yapılıyor. Ben şu aralar çok ilgilenemiyorum ama iyi yani önemli olan zaten önce NFT'ye girmek. Sonra yavaş yavaş orayı ele geçireceğiz. Beklediğiniz yerde kaldık. Alıyoruz. Şimdi yurt dışından birkaç şey var. Onlarla görüşüyoruz. Bu bir yolculuk diye düşünüyorum. Zaten ilk gün hemen ilk satışı yaptık NFT'den. Ya biz haber yapmıyoruz de bir dakika yani. Ya beni aslında NFT'de en rahatsız eden şey %22 oranında kadın sanatçının olması. Yani orayı da erkekler parsellemiş. Ben orada bir kadın gücü yaratmak istiyorum açıkçası. Yeşilçay'a Cem Yılmaz'ın da NFT'de eserlerini satışa sunduğu hatırlatıldı. Cem Yılmaz'ın da bildiğim kadarı var ama o da bir erkek olarak
O da satışları vardı bununla ilgili ama o konuda ne diyeceksiniz? O da bir erkek sonuçta. Az önce söylediğiniz erkeklerin baskınlığı var. Hayır yani çoğunlukla zaten erkek. Yani çoğunluğu erkek. Dünyada da böyle. %22 sadece kız, kadın var yani. O yüzden kadınlara biraz daha anlatmamız lazım. NFT, dijital dünya falan biraz daha ele geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Geçen yıllarda tasarladığı çantaları satışa sunan Yeşilçay son olarak kilimleriyle adından söz ettirmişti. Kilim şeyi deseni çalıştım. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim yaptığımı. Biz de çok beğendik. Bu tarz hobileriniz var mı normalde böyle? Resim yapıyorum ben. Şey de seviyorum. Gündemle ilgilenmeye bayılıyorum. İşte dünyada şey, dünya nereye gidiyor, dijital dünya nereye gidiyor, metaverse falan, her şeyle ilgilenmeyi seviyorum ben. O yüzden yapıyorum yani. Ünlü oyuncu Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer'in de kendisine destek olduğunu vurguladı. Oğlunuz da büyüdü, ondan da destek alıyor musunuz? Alıyorum tabii. Benim anlamadığım şeyi o bana benim anlatacağım şekilde anlatıyor. O derece. Tabii. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa buyurun. Bekleriz oyunumuza. 26 Kasım premier. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun.